Üsteğmen Faruk, cepheye yeni gelen askerleri kontrol ederken bir ara saçının ortası sararmış bir çocuk gördü. Adın ne senin evladım? Ali. Nerelisin? Tokat, Zile'de. Peki evladım, bu kafanın hali ne? Anam cepheye gelirken kına yaptı komutanım. Neden? Bilmiyorum komutanım. Peki, gidebilirsin Kınalı Ali. O günden sonra herkes ona Kınalı Ali dedi. Herkes kafasındaki kınayla dalga geçti. Kısa sürede cana yakın ve cesur tavırlarıyla tüm arkadaşlarının sevgisini kazandı. Bir gün ailesine mektup yazan Ali, mektubun sonuna bir not ekledi. Anacığım, kafama kına yaptın. Burada komutanlarım ve arkadaşlarım benle hep dalga geçtiler. Sakın kardeşim Ahmet'e de yakma. Onunla da dalga geçmesinler. Ellerinden öperim. Aradan zaman geçti. İngilizler tüm güçleriyle Gelibolu'ya yüklendi. Bu cepheyi savunan erlerimiz teker teker şehit düştüler. Kınalı Ali ve arkadaşları komutanlarına yalvar yakar cepheye gitmek istediklerini söylediler. Komutanları onları ölüme gönderdiğini bile bile çaresizce isteklerini kabul etti. Kınalı Ali'nin bölüğünden kimse sağ kalmadı. Hepsi şehit oldu. Bir gün Kınalı Ali'nin ailesine yazdığı mektubun yanıtı geldi. Komutanları buruk ve gözleri dolu dolu mektubu açıp okumaya başladı. Oğlum Ali, yazmışsın ki kafamdaki kınayla dalga geçtiler. Kardeşime de yakma demişsin. Kardeşine de yaktım. Komutanlarına ve arkadaşlarına söyle, seninle dalga geçmesinler. Bizde üç işe kına yakarlar oğul. Bir gelinlik kıza kına yakarlar. Gitsin ailesine, çocuklarına kurban olsun diye. İki, kurbanlık koça kına yakarlar. Allah'a kurban olsun diye. Ve üç oğlum, askere giden yiğitlerimize kına yakarlar. Vatana, millete kurban olsun diye. Gençli